Hadi kızlar. Çak. Çak. Bu bizim Güngör değil mi ya? Ulan Güven ne yaptın? Odama vurulur mu öyle? Dede gitti ona. Gitti. Kardeşim ne yapıyorsun Güngör ya? Beni tanımadın mı ya? Kimsin sen? Tabi bunun hatırı şimdi biraz yavaş çalışıyor. Ya Güngör, ben Deutschland'dan Güven. 2007 senesi hani. Kafes dövüşü, sokak dövüşü falan filan. Boks boks. Güven. Atom karınca Güven. Kardeşim benim. Niye sinirlendiriyorsun beni ha? Az kalsın seni bozuk para gibi harcayacaktım. Hatırladın nihayet. Dedim ya buna hard disk ağır çalışıyor ama çalıştı nihayet yani. Ne arıyorsun burada? En son sen Almanya'da değil miydin? Yok kardeşim, ben Türkiye'ye temelli dönüş yaptım artık. Buralardayım yani. Kardeşim sen bu saatlikleri tekrar Almanya'ya götürsene. Hem de temelli götür, tamam, ne istersen yaparım ben. Ya eniştem bir dakika, arkadaşımı görmüşüm, iki kelam edeceğim. Bir saniye ya. Güngör sen ne yapıyorsun burada? Almanya'da boksla ile yaptığım için kovdular. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de hem silah sırtı gideriyorum, hem de Türkiye'de çok para var, çok. Para mı çok? Nerede ya Türkiye'de para? Para var da biz niye bulamıyoruz? Neredeymiş bu paralar ya? Eniştem, bakıyorum da para lafını duyunca kurt kesildin ha. Sen ne yapıyorsun burada? Dövüşüyor musun hala? Kardeşim ben artık dövüşmüyorum. Yani aile hayatı yaşıyorum. Ben o işleri bıraktım, uzak kaldım onlardan. Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum. Ya anlamıyorsun. Çünkü kardeşim boks yapmaktan, kafaya darbe almaktan senin beyin su gibi olmuş. Lıkır lıkır, likit olmuş, likit. Sen öyle san. Daha geçen gün bir maçtan 10.000 kafa aldım. Abi 10.000 lira mı? Ulan Güven, sen niye bıraktın dövüşü? Hiç değilse bir işe yarardın lan. Ya eniştem ya, Allah Allah. Güngör kardeşim sen enişteme bakma. O biraz parayı sever de. Neyse kardeşim, bizim kimsenin kazancında gözümüz yok. Allah daha çok artırsın Güngör. Eyvallah kanka. Bak bu benim kartım. Eğer görüşmek istersen 7/24 beni arayabilirsin. Ben alayım o kartı. Bana daha çok lazım olur. Onu ben alayım eniştem. Cüzdanımın en derin, en nadide köşesine koyayım ki bir daha bulamayayım onu. Kardeşim kendine iyi bak, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de kanka. Çüz, görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Çüz. Evladım, LCD televizyonu yazıyorsun. Tabii efendim. Ya abi bir dakika, sen çekilsene şöyle. O televizyonu aklınızdan bile geçirmeyin. Daha taksitleri bitmedi onun. Anne bir şey yapsana ya. Yapacağım. LCD'mi kimseye vermem. Sonra ben arka sokakları nasıl seyrederim? Çekilin şuradan. Çekilin. Hanımefendi zorluk çıkarmayın lütfen. Canın çok televizyon istiyorsa içeride tüplüsü var canım. Git onu al. Hanımefendi o para yetmiyor ki artık. Sizin borcunuz çok yüksek. Hadi ya. Abi Gülbik, bunlar kim? Ne işleri var bu adamların burada? Tanıştırayım Sinancığım. Gerçi sen daha iyi tanırsın ama. Haciz memurları. Abi haciz memurları mı? Kaç tane Güven? Kaygana. Seni parçalarım. Kaygana bir dakika. Bana vurup durma. Benim kabahatim yok. Bütün kabahat senin oğlunda. Bu paralı kişi yaptı. İmza attırdı, kefil ettirdi beni yani. Ya eniştem ya. Paranın yarısını sen almadın mı? Niye şimdi beni satıyorsun ya? Hüde. Allah'ım sen bana nasıl bir kardeş, nasıl bir koca nasip ettin ya? İkisi de hayırsız ya. Buraya bir laptop var efendim. Yaz evladım onu da. Ya abi dur, davulun ortasındayız. Neden laptop alıyorsun ki? Ya baba dayı bir şeyler yapın siz de, adam tek öğrencimiz alıyor ya. Oğlum ne yapacaksınız laptopu lan? Adam gibi oturup dersinize çalışın. Ya baba ne dersinden bahsediyorsun ya? Yaz tatilindeyiz. Okullar falan kapalı. Siz bir şey yapmazsanız ben yaparım. Vallahi bu laptopu almaya kalkarsan keserim çocuğa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kendinden be? Bir dakika. Ay bir yanda haciz memurları. Bir yanda da torunum katil oluyor. Can o bıçağı çabuk bırak. Bıçakla şaka olmaz. Vallahi billahi beynini patlatırım senin. Ya anne ne yapayım? Büyükler bir şey yapmayınca ben de kriz planını yürürlüğe koydum. Bana bak, başlarım senin krizine de planına da. Durun hanımefendi. Abi dur. Eğer bu evrakı borcunuzu yarına kadar ödeyeceğinize dair imzalarsanız haciz işlemini bugün için durdurabilir. Ya bunu niye başta söylemediniz ya? İmzala Kaygana, imzala. Nereye imzalıyorum? Şuraya imzalıyorsunuz. Paranızı cepte bilin. Şimdilik tamam. İyi günler. Ya Kaygara, bizi kapının önüne koyuyorsun. Biz nereye gideceğiz? Ne yapacağız ya? Biz. Bana bakın pis dolandırıcılar. Para bulmadan gelmeyin. İkinizi de uyarım. Ya Kaygana, ne yapacağız şimdi, nereye? Ulan hep senin yüzünden. Ne yapacağız şimdi, biz nereye gideceğiz? Gülübek, Gülübek aşkım, açsana kapıyı, ne olur bizi içeri al. Gülübek, bizi kapının dışına koyma Gülübek. Bak şimdi açacak, tamam. Hadi açtık.
O ne lan? Oh! Abu! Ne halt edeceğiz şimdi? Ne bileyim ben işte mi ya? Eşeğe spas yürü. Ya of ya! Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba da. Sinan hayırdır oğlum? Yani müşteriler takside bavulları mı unuttun? Yok baba. Malum havalar sıcak. Evde bunaldık. O yüzden biz de eniştemle dedik ki durağa gidelim. Orası hem daha havadar, kliması da var. Orada kalırız dedik. Ya. Evet baba. Dedik ki hem durakta yatarız hem de durağa göz kulak oluruz. Nasıl düşünmüşüz? İyi düşünmüş müyüz? Çok iyi düşünmüşsünüz ya. Hatta çocuklar ya. Kalkın biz gidelim, yalnız bırakalım bunları da. İyice yayılsınlar istedikleri gibi. Tabii tabii, çıkalım bence de. Gördün mü lan Güve? Ne kadar iyi niyetli bir patronum var benim ya. Hatta buradan böyle ortadan ikiye bölelim. İki oda haline getirelim. Yani geceliğin daha rahat uyursunuz. Bir de mutfak yaparız. Evet. Gerçekten mi? Ya Nuri Baba'ya karşı hep böyle bir baba sevgisi beslemişimdir. Şimdi niye olduğunu çok iyi anlıyorum vallahi. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dingo'nun ahırı mı lan burası? Burası bizim ekmek kapımız. İş yeri burası, iş yeri. Daha fazla konuşturmayın beni. Toplayın bavulları hadi. Hemen defol. Vallahi Nuri Baba, bütün baba hayallerimin üstüne tüy diktin ya. Ne yapacağız dışarıda? Bizi kurtlar kuşlar yer vallahi billahi. Hadi. Ya Nuri Baba ya. Ben hesap ettim. Sen beni tam 171 kere bu duraktan kovmuşsun ya. Az bile kovmuş. Defol. Yürü lan gidelim Güve. Ne yapacağız eniştem ya? Kalk. Ulan Güven Hıyar, senin yüzünden sokakta kaldık. Ne yapacağız şimdi sokaklarda? Yok ya, benim yüzümdenmiş ya. Niye? Ben zaten sokaklarda falan kalamam eniştem. Korkarım ben, hırlısı var, hırsızı var. Korkarmış. Korkacağına git para bul da borcumuzu ödeyelim, anan da bizi eve geri alsın. Ya ben niye buluyorum ya parayı, Allah Allah. Hep ben buluyorum, biraz da sen bul, çalıştır o saksıyı. Çalıştıralım bakalım. Tırın. Hah, fikir geldi. Tırın. Tırın. Hava çok sıcak, çalışmıyor. Üfle bakayım biraz. Tırın. Tırın. Tırın, 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 tırın. Buldum. Hani bu sabah karşılaştığımız bir arkadaşım vardı ya. Neydi adı? Gülveren miydi, neydi? Ha, Güngör. Ha, Güngör. O ne dedi? Ben dövüşlere katıldım, 10.000 lira kazandım demedi mi? Ya dedi. Peki sen Almanya'da sokak dövüşlerine katılmıyor muydun? Kafeslerde dövüşüp maymunluk yapmıyor muydun? Ya, yaptım. Tamam, şimdi yeniden yap. Bahis oynayalım, para kazanalım, anana ödeyelim, evimize geri dönelim ya. Yok ya. Allah Allah. Almanya'da en son dövüştüğümde kaburgalarım kırıldı eniştem. O kaburgalar nasıl acıtıyor biliyor musun? Sen dövüşüyor. Ben mi dövüşeyim? Oğlum ben zamanında bozkörlük yaptım ama ben artık yaşlandım. Nasıl şimdi şey yapayım? Yapamam ya. Ya delirdin mi sen eniştem ya? Allah Allah. Nasıl dövüşeceğim ben? Antrenman yok, kondisyon yok. Tamam oğlum, önemli değil. Ben sana antrenörlük yaparım lan. Hatırlıyor musun bak, Osman Aga'ya bir antrenörlük yaptım. 60 küsür mü 70 küsür yaşındaki mini herif altın kemer aldı lan ya güreşlerde. Yuh. Osman Aga o kadar yaşlı mı ya? Görmüyor musun lan? Saçının kılı ağarmış adam. Ha, doğru vallahi. O zaman bak, arıyorum ben. Ara sen o Güngör'ü. Tamam, de ki ben de dövüşeceğim, para kazanacağım de. Vallahi aradım ha. Dövüşecek olan sensin dostum. Güngör, kardeşim, seninle görüştükten sonra ben de artık o eski şaşalı günlerime dönmeye karar verdim. Ben de dövüşmek istiyorum. Evet. Oo, bunu duyduğuma sevindim kanka. Çak. Kardeşim, bana hemen maç ayarlaman lazım. Yarın acil paraya ihtiyacım var. İyi de oğlum, nasıl dövüşeceksin ki? Hazır mısın? Ya Güngör, kardeşim, sporcu dediğin şahsiyet her zaman hazır olmalı. Çevik olmalı. Ya fırtınalar estireceğim diyorum ya. Kelebek gibi uçacağım, arı gibi sokacağım. Ayrıca Güven'in antrenörü benim. Ben olduktan sonra Güven ringden fırtına gibi esmek ne demek? Bora gibi eser, tufan gibi eser, tsunami yaratır değil mi lan? Madem öyle, seninle beraber bir Haydar abiyi ziyaret edelim. Haydar abi kim ya? Hakikaten kim ya? Haydar abi bizim bahisçimiz. Böyle büyük dövüşleri organize eder. O zaman ne duruyoruz? Hadi hep beraber Haydar abiye gidelim. Bir tanışalım, görüşelim, koklaşalım, haydarlaşalım. Hadi bakalım. Selam Haydar abi. Aleyküm selam koç. Sana yeni bir adam getirdim. Kendisi Almanya'dan çok eski bir arkadaşım. İyi günler Haydar Bey abi. Kendisini takdim edeyim. Kendisi Atom Karınca lakabıyla tanınır. Kafes dövüşlerinde gerçekten bir numaradır.
Ay ya, hiç güleceğim yoktu ya. Bu ne ya? Böyle dövüşçü mü olur? Şunun boya baksana. Yaşatmazlar bunu, ezerler, ezerler. Abi bunun olayı böyle. Neymiş bakalım bu minik şeyin olayı? Almanya'dayken herkes bunu kazanamayacağına inanırdı. Ve kimse buna bahis oynamazdı. Ama ne yapar eder, kendisine yapılan yatırımları boşa çıkarmaz, maçları kazanırdı abi. Evet, siz bunun böyle minik olduğuna bakmayın. Kendisi cücedir mücedir ama deli şeyi vardır onda. Deli kuvveti vardır. Kodumu oturttur yani. Aynen öyle abi. Sen öyle diyorsan öyledir Güngör. Bilirsin, sana güvenirim. Sağ ol abi. Patron, benim adım Güven. Sen nasıl bana güven? İyi, hadi bakalım göreceğiz. Şimdi patron, bir şey istirham edebilir miyim? Yani bu akşam bize bir maç ayarlayabilir misin? Evet patron, bu akşam kesin maç ayarla. Kendimi çok formda hissediyorum. Madem öyle, akşama bir şeyler ayarlayalım. Siz de hazırlanın. Hadi bakalım, akşama dövüş var. Aaaa! Yendim ya!